Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alper. Bugün sizlere 28 farklı ücretsiz program tanıtacağım. Bu programlar Greg Knuckles'a ait. Greg Knuckles kimdir derseniz, Stronger by Science diye bir koşuk şirketi mi dersiniz artık? Yani bizdeki ağır sağlam gibi bir şey. Öyle bir yapının kurucularından... Kendisi de zaten 777 kilo powerlifting totaline sahip, raw, hiç ekipmansız, 855 kiloda replerle yapmış. Yani aynı zamanda egzersiz ve spor bilimlerinde master yapmış birisi. Neyse, programa geçelim. Direkt bilgisayardan okuyorum. Burada İngilizce yazıyor. Ben okurken Türkçe'ye çevirip size okuyorum. Söylediğim şeyler Greg Knuckles'ın yazdığı şeyler. Onlardan bahsedeyim. Öncelikle antrenman daha güçlü olmayla alakalı bir şey. Neye dayanabileceğiniz değil. Yani... buradaki programlar arasında hangisini yapmam gerekir diye düşünürseniz daha kolay olanını seçin. Kolay bir şeyin yapılırken kolay olduğunu anlayıp onu artırmak, zor bir şeyi yapıp sakatlanmaktan ya da gelişememekten çok daha kolay. O yüzden iki program gözünüze takılıysa kolay görüneni tercih edin. 28 programında her biri tek liftli programlar. Nasıl yani? Daha önce small over programları göstermiştim. Canditon'un squat ve bench press programlarını göstermiştim. Onlar gibi yani ya squat ya bench press ya deadlift. Bunlara odaklanıyor. Bu programlar birbirleriyle kombine edilince ne kadar verimli bir sonuç alırsınız? Bu bir takım değişkenlerle alakalı. Örneğin yüksek hacimli bir squat programıyla çok yüksek hacimli bir bench press programını kombine edemeyebilirsiniz eğer omuz ve dirsek sakatlıklarınız mevcutsa. Ya da buradaki işte yüksek hacimli deadlift programıyla yüksek hacimli squat programını birlikte kullanamazsınız. İkisinden birini seçmeniz lazım. İşte bu yüzden birkaç kombinasyon önereceğim size. Farklı amaçlara ve deneyimlere sahip lifterler için. Ne zaman bir MAP, yani as many as possible, as many reps as possible, MRAP neyse artık görürseniz burada mümkün olan en yüksek tekrar, fakat formunuz belli bir çerçevenin içinde kalırken en yüksek tekrar olması önemli. Yani deadlift yaparken sırtınız kedi sırtı gibi oluyorsa ya da bench yaparken kalçanız benchten kalkıyorsa ya da squat yaparken diziniz içeri doğru geliyorsa o zaman seti bitirin. Yani o kötü formla daha fazla tekrar yapacağım diye zorlamayın. MRAP setleri için maksınızın %75'i ile olan MRAP setlerinde ondan az tekrar gelirse aynı kalsın antrenman maksınız, yani programa yazdığınız maksınız. Eğer 11-12 tekrar gelirse 2,5 kilo artırabilirsiniz antrenman maksınızı. Eğer 13 tekrardan fazla gelirse o zaman 5 kilo artırın antrenman maksınızı. Her hafta bu şekilde. Algoritma budur. %80'li MRAP setlerinde eğer 8 ya da daha az tekrar olursa maksınız aynı kalsın. 9-10 gelirse 2,5 artırın. 11 üstü gelirse 5 artırın. %85'lik MRAP setlerinde 5'ten az tekrar gelirse yine aynı kalsın. 6-7 gelirse
2,5 artırın. 8'den fazla gelirse 5 kilo artırın antrenman maksanıza. 90, %90'lık emret setlerini geçtim. Sonuncusu bu artık. 3 ya da daha az gelirse aynı kalsın. 4 ya da 5 gelirse 2,5 kilo artırabiliriz. 6'yı geçerse 5 kilo artıralım. Yuvarlama yapacağımız zaman yukarıya doğru değil aşağı doğru yuvarlama yapalım. Zaten Greg Knuckles baştan da belirttiği gibi iki program arasında kalırsanız kolay seçin dedi. Tam onu söyleyeceği bir şey. İzolasyon hareketleri birazcık daha serbest. Ama yine de siz çok fazla compound egzersiz eklemeyin bu programları kullanırken. Mesela daha fazla curl yapabilirsiniz. Triceps extension, delt raise, hamstring curl, leg extension, plover fly, hip thrust. Bunlarda sorun yok. Pump yapmak eğlenceli nasıl olsa. Ama çok abartmayın. Yani... Bir sonraki antrenmanınızda o hareketin yani squat o hareketin birincil hareket ettiren kas grupları hala ağrıyorsa yani squat için quadlar, kalça, deadlift için kalça, hamstring, bel, bench için göğüs, triceps. O zaman birazcık daha izolasyonları azaltın çünkü toparlanmanız gerekiyor. Eğer bu programlardan birine başlarsanız çok zor gelirse ya daha kolay bir programa geçiş yapın bunların arasında ya da hacmini biraz azaltın programın. Program hacmini azaltacaksanız şu sırada olsun. İlk olarak izolasyonlardan kısın. Sonrasında yine yetmediyse powerlifting hareketinin varyasyonlarından kısın yani dar tutuş, bench press, Romanian deadlift, front squat vesaire. Sonrasında düşük kilolu ana egzersizlerden kısabilirsiniz. Squat, bench press, deadlift. Daha sonrasında en son yüksek kilo ile yapılan ana egzersizlerden kısabilirsiniz. Yani en önemlisi izolasyonsa bu programlarda en önemlisi ağır kilo ile yapılan squat, bench press, deadlift. Yani hepsinin bir amacı var. Yani bu program hem kas geliştirir hem güçlendirir. Ama bu program powerlifting programı genel güç kondisyon programı da değil. Squat, bench press, deadlift odaklı bir program. Yani leg extension, leg press yapsanız bile asıl amaç squat arttırmak, quadları büyütmek değil. Ama diyorsanız ben powerlifter değilim, ben genel kuvvet antrenmanı yapıyorum. O zaman bu bench programlarının herhangi birisini overhead press için de kullanabilirsiniz. Ya da incline press için de olur. Strongman'lar mesela incline press tercih ediyor diyebiliyorum. O zaman bench press programını diğer pressler için de kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Ya da mesela programda gördüğünüz bir varyasyon sizin sakatlığınıza ya da güçsüz olduğunuz yere hitap etmiyorsa onları benzer bir şeyle değiştirmekten çekinmeyin. Örneğin front squat yapamıyorsanız onun yerine high bar squat yapabilirsiniz. Ama bu demek değil ki ben front squat'ı sevmiyorum çünkü korum zayıf. Bu değil. Ama mesela bir sakatlığınız vardır ya da ne bileyim bilek mobiliteniz kötü. Gerçi o zaman da straple yaparsınız ama her neyse yani front squat mesela high bar'la değiştirebilirsiniz. Ya da close grip bench press yapamıyorsanız onun yerine incline ya da dips ekleyebilirsiniz. Programlarda max'ınızı yazdığınız zaman sheets ya da Excel ne kullanıyorsanız artık otomatik olarak hesaplıyor ve size kiloları veriyor.
Evet, şimdi 28 programı da kısaca anlatacağım arkadaşlar. İlk başta bench press'ten başlayalım. Bench press için arkadaşlar 10 tane farklı varyasyon var. Haftada 1 gün, 2 gün ve 3 gün olanlar var. Haftada 1 günün de 3 farklı varyasyonu var. Zaten bunların hepsi o dosyada olacak. Oradan istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Başlangıç seviyesi haftada 1 gün bench. Orta seviye 1 gün bench. İleri seviye 1 gün bench programları var. Yani 1 gün bench çok tavsiye edilen bir şey değil. Hele ki ileri seviyeseniz bir gün bench'le bench'iniz artmaz. Yani öyle bir dünya yok. Ama mesela diyelim squat'a deadlift'e odaklanmak istiyorsunuz. Bench'im sabit kalsın diyorsanız o zaman haftada bir gün bench seçebilirsiniz. Ya da vücut geliştirmeye birazcık kaydıysanız ve bench press'im güçsüzleşmesin, sabit kalsın diyorsanız yine haftada bir bench presslerden birini yapabilirsiniz. Haftada ikiler var. Yani burada bu arada başlangıç seviyesi olanlar şey yani 5x5 bittikten sonrası başlangıç seviyesi oluyor. Üç gün bench press yapılan programlar var. Bu üç gün yapmanın avantajı da eğer yeni başlıyorsanız formunuzu çok iyi oturtabilirsiniz. İleri seviyesinizde zaten gelişmesi için abanmanız gerekiyor biraz. Mesela bu üç gün bench press advanced ileri seviye üç gün bench press programında diyor ki bu haftada 3 gün bench yapılan programlar Shaco'dan esinlenilmiştir. Yüksek bir hacim var. O yüzden Shaco'nun yüksek hacimli bench press programlarıyla ya da Smallow Junior'la ki bunun videosunu yaptım ve çok sevdiğim bir program 150 kilo bench press yapmamı sağladı. Bunun programları daha önce yaptıysanız 3 günün advanced'ine yapın. Yoksa yapmayın yani. Ağır gelebilir. Yani direkt yani hiç Smolo ya da Shaco yapmadan 3 gün advanced'e atlamayın. Sakatlanabilirsiniz. Squat için yani herkesin çok sevdiği bir hareket değil. O yüzden haftada bir yapmak isteyebilirsiniz. Burada da başlangıç seviyesi var. İşte 5x5 sonrası için. Bunun orta seviyesinde biraz drop setler eklenmiş vesaire. Advanced, ileri seviye haftada bir günden bahsedeyim. Bu haftada bir gün ama yani zor. Bayağı hacim var. İş kapasitesini artırmak istiyorsanız çok iyi. Bu arada haftada bir gün squat ve deadlift için çok yanlış değil. Bench press için yanlış olsun. Yanlış demeyelim de gelişimi için optimal değil diyelim. Yani sonuçta sakatlığı varsa bir haftada bir yapar adam. Yanlış diyemeyiz. Ama mesela Eric Lillibridge mesela Lillibridge'lerden birisi işte onlar kardeş yani hepsi powerlifting yapıyor. Bilen bilir. İki haftada bir squat yapıyormuş adam. Yani çok düşük bir sıklık. Mesela Türkiye'de böyle yapan hiç bilmiyorum. Ya da Larry Wills 10 günde bir mi, 2 haftada bir mi ne deadlift yapıyordu yarışmaya hazırlanırken. Tabii dönem dönem değişiyordur ama bir videosunda duymuştum. O şekilde. Haftada 2 olduğu zaman bir gün normal yarışma squat'ı, diğer günde birazcık daha eksikleri kapatma günü gibi. Yani bir gün normal yarışma varyasyonunu yapıyorsunuz. Bir de quad egzersizi ekliyorsunuz. Diğer gün ise
Mesela core'unu squat'ınızda ise front squat, yanında geniş duruş, wide stance, neydi? Wide stance, bir şey daha vardı, bir saniye. Geniş duruş, pause squat mı ne? Öyle bir varyasyon vardı işte, kalçaya daha çok yük bindiren. Yani squat'ın zayıf, zincirin zayıf halkası neyse, quad mıdır, kalça mıdır, sizde neyse, onları ayrı ayrı çalışan bir gün var. 3 gün squat yapılanlar var. Bunlar small off tarzı programlar. Advanced olanı. Yani squat'ı artırır ama biraz dikkatli olmanız lazım bunlarda. RP'li biraz düşük yapabilirsiniz mesela. Eğer 3 günlük intermediate advanced bir şey yapıyorsanız. Haftada bir gün deadlift olanlar var. 2 gün olanlar var. 2 günlerde de bir gün yine yarışma varyasyonu. Diğer gün mesela normalde conventional yapıyorsanız sumo. Ya da normalde sumo yapıyorsanız conventional. Rack pull tarzı şeyler var. Shrug tarzı şeyler var. Haftada 3 gün deadlift programları var. Başlangıç seviyesinden zaten 120-140 kilo bir maksınız varsa, yani çok bir stres yaratmayacağı için formu oturtmak için yapabilirsiniz ama ileri seviyeseniz biraz tehlikeli. Yani burada diyor ki 3 gün yüksek hacim deadlift programı. Bu gerçekten yani bir odaklanma programı, spesiyalizasyon rutini. Buradaki setlerde tekrarlarda yani bu 3 gün yüksek hacim deadlift programında sadece bir öneri, yani onlara tam uymanız gerekmiyor. Çünkü tam uymak gerçekten çok zorlayabilir sizi, sakatlanabilirsiniz. Yani RP8'i çok geçmenizi tavsiye etmiyor haftada 3 gün yüksek hacim deadlift için. Bu şekilde. Yani genelde yani yeni başlayanlara, yani 5x5'i bitirenlere önerilen 3 gün squat, 3 gün bench, 1 gün ya da 2 günde deadlift başlangıç programlarından. Yani tam uymanıza gerek yok ama yani tavsiye edilen, yazılan bu. Orta seviye için 2 gün bench, 2 gün squat, 1 ya da 2 gün deadlift önerilmiş. Bench press'e odaklanayım istiyorsanız 3 gün bench, squat'ı da 2 günde, deadlift'i de maksimum 2 gün, 1-2 gün onu önermiş. Squat'a odaklanmak istiyorsanız da 3 gün squat, 1 gün bench ve 3 gün deadlift. Ama şey yani 3 gün o en basit başlangıç seviyesi program ve her max %5 ila 10 azaltılmış halde diyor. Yani squat spesiyalizasyonda 3 gün deadlift çok mantıklı gelmedi ama Greg Knuckles tabii ki bizden iyi biliyordur. Bir bildiği vardır adamın. Genel ileri seviye içinde 2 bench, 2 squat, 2 deadlift önermiş. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Yuri Belkin paylaşmıştı. Haftada bir gün deadlift, bir gün high bar squat, bir gün low bar squat ve 3 gün bench press yapıyormuş. Bir dönem. Para ödüllü bir yarışmaya hazırlanırken galiba. Yani burada şey dikkatimi çekti benim. Squat yüksek hacim ile yüksek hacim squatlarla yüksek hacim benchleri beraber yapmayın demiş. Yani ben genelde ikisini beraber yapıyorum. Ama yani bu
Herhalde daha yüksek maksatlarla çalışan sporculara da hedef aldığı için ona göre şey yapmış. Yani yüksek bir maksınız varsa squatta omuza bayağı bir stres bindiriyor. Hani 200-250 kiloda çok bir şey olmaz ama 300'lerde falan yani 300 kilo squat yapmıyor ama tahmin ettiğim üzere omuzları birazcık zorluyor olabilir dirsekle, low bar özellikle. Programı aşağıdaki linkte paylaşacağım. Arkadaşlar lütfen benden erişim izni istemeyin. O programın kopyasını oluşturun. O kendi kopyanızı da yapın. Yani onu da bir ara göstereyim ama anlamadıysanız YouTube'a yazın. Google Sheets kopya oluşturma tarzı yazın çıkar. Ya da direkt indirin masaüstüne Excel'le açın. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bu programları yaparsanız gelişirseniz ne mutlu bana. Buradan Greg Knuckles'a da teşekkürler. Sanki duyacak da. Neyse. Yani yapıp gelişirseniz yorum yaparsanız, bana mesaj atarsanız çok sevinirim. Programlarımı uygulayıp gelişen bazı insanlar arkadaşlar yazıyor DM'den. Şöyle gelişti, böyle gelişti. Yani mutlu ediyor beni. Yani YouTube'dan çok bir para beklentim yok en azından şimdilik. Ama insanlara yardımcı olmak güzel.